Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Önden açıkça uyarmak istiyorum. Bu bölüm yoğun miktarda drama içeriyor ve adeta o dramayı kendi içinizde yaşayacaksınız ve çok alakasız bir not da bırakmak istiyorum. En sevdiğiniz tatlıyı yanınızda bulundurmanız bu bölümü dinlerken gerçekten size çok yardımcı olacaktır. Şimdi buna uygun olanlar benimle devam etsin. Olmayanlar Olana kadar, kendilerini ayarlayana kadar bekleyip bölümü o zaman dinlesin. Ne kadar da düşünceliyim, bu kadar zamanı böyle bir uyarı yapmaya harcadım. Şimdi anlatacağım ilk hikayenin drama queen'i Profiterol. Yani e, normal şartlarda pek alışkın olduğum bir örüntü değil ama yani hayatın gerçekleri bu. Bugün bir Profiterol dramı yaşandı şu an oturduğum, içinden bu yayını yaptığım evde. Hikaye şöyle başladı. Aramızda konuşuyoruz. Ay bir zamanlar ne kadar çok yerdik profiterol. Ay eski o profiteroller. Ay o söylediğimiz pastane. Bazen giderdik oradan şöyle evimizdeki kaptan verirdik. içi doldurulurdu. Sosunu alırdık. Yerdik. Şudur budur bilmem ne falan filan. Ben de bunlar konuşulurken dedim ki ya hafta sonu da evdeyiz. Neden ben böyle bir organizasyon yapıp karşımdakini mutlu etmiyorum. Aslında ne kadar böyle dümdüz, böyle düz mantık, basit matematik, yanına da birazcık duygusallık ve böyle bir sevgiydi, bilmem neydi, sürprizlerdi, tatlı hoşluklar falan filan. Çok güzel bir plan gibi duruyor. Ki gerçekleştirdim bunu. Pastaneyi aradım. Dedim ki işte ben şu şekilde sipariş vermek istiyorum. Zaten daha önceden de sürekli arayıp verdiğimiz bir siparişti. Alışkınlar. İşte yarım kilo... E, profiterol e, ayrı yeten de yanına çikolatalı sos istedim. Siparişim bugün tam istediğim saatte kapıya geldi. Çok böyle heyecanla ve mutlulukla, birazcık da sürpriz yapmanın verdiği heyecanla aldım paketi, mutfağa koydum ve içeriye gidip sana bir sürprizim var dedim. Ondan sonra e, servis yapmak için mutfak tezgahına döndüğümde paketleri özenle açtım açmadan önce de şöyle bir şey hissettim. Yani böyle paket birazcık hafif gibime geldi. Sonra dedim ki yani profiterol bu ya hani demir sipariş etmedim ki ne kadar ağır olabilir ki derken paketleri açınca bir baktım ki ya ben siparişimi yanlış ifade etmişim ya da e, karşı taraf yanlış algılamış. Çünkü paketin içinde minik 6 tane profiterol vardı. Yani 6 tane minik top İçine de krema konulmuş ama kocaman bir paket ve ağırca bir paket çikolata sosu. Yani ikisini toplayınca yarım kilo ediyor ama eden kısım profiterol değil, sosu. Ee, ve evde üç kişiyiz bugün. Ee, ben ne yapacağım? içeriye de böyle bir yayın yaptım. Ee, nasıl toparlayacağım falan derken hemen fedakar tarafım ortaya çıktı ve dedim ki... 3 top ona, 3 top ona, üstlerine de bolca çikolata kreması. E ben de yemeği veririm, kremayı böyle kaşıklarım. Nasılsa bolca göndermişler şeklinde servisimi yaptım. Kendime de böyle bir e, küçük kahve fincanında çikolata sostan doldurup kaşıkla yemeye başladım. Sanki profiterole yiyormuşum gibi. E, bu arada fedakarlık falan diyorum da. Yani e, bunu yaparken şöyle de alttan alta sevinmişim. Şu an fark ediyorum hatırladıkça. Neyse canım zaten ben çikolata kısmını daha çok seviyorum. O hamur ve kremasının kalorisini de almamış oldum diyerek hafif bir sinsice böyle alttan ama yani olsaydı da iyi olurdu gibi bir mutluluk yaşadım. Ama sonucumuza gelecek olursak bu bir dramdır ve benim o an gerçekten çok isterdim mutfakta bir tane gizli kamera ya da bariz kamera olsun ve beni o paketi açıp 6 tane şeyi minik yuvarlığa görünce böyle yüz şeklimi dönüp şöyle mutfak kapısından içeri doğru bak bakmamı kimse beni görüyor mu bu olayı nasıl toparlayacağım falan gibi ya Dexter beni görse gerçekten ya işte budur falan derdi çünkü çok iyi toparladım yani şu an Dexter'la kendimi karşılaştırıyor olmam da ayrı bir boyut. Ya şöyle ben Dexter'ın e, temiz iş yapmasını çok beğeniyorum. Ya bilmeyenler için Dexter bir seri katil ama beni ilgilendiren kısım çok temiz bir seri katil. Yani öyle bir güzel öldürüp paketliyor ki ya iz kalmıyor. Bir kere hijyenik. Bana da yemek konusunda böyle mutfak konusunda arkadaşlarım hep böyle ya seri katil gibi işte mükemmel kusursuz cinayet gibi yemek hazırlıyorsun. Çünkü ben böyle 85 çeşit bir şey yapsam bile gelirsin böyle bir bakarsın ya dışarıdan mı söyledin bunları hiç iz yok. Çünkü ben iz bırakmadan çalışırım. Neyse ben birazdan yemek tarifi verecekmişim gibi geliyor. Belki de veririm. Neden vermeyeyim ki? Canım isterse veririm. Neyse bugünü böyle atlattık demek istiyorum ama bence atlatmadık yani gördüğünüz gibi ben böyle gelip bir akşamın saatinde bu kaydı yapacak kadar içime dert olmuş yani yarın belki gidip kendime böyle sadece bir kilo çikolata sossuz profiterol alabilirim bence almam ama. Neyse bana bu yaşadığım dram başka bir dramı hatırlattı onun adı da güllaç dramıydı. Ee, bu güllaç benim çok popüler e, bir tatlım sevdiğim bir şey falan değil yani açıkçası hiç aklıma bile gelmez e, yani olursa ya da iyi yapılmış güzel yapılmış bir şeyse e, yerim değilse yani hiç böyle gündemimde olan bir şey değil ama şöyle bir anısı var bende bir gün e, yıllar önce e, yani tam olarak tarihi hatırlamıyorum ama üniversite öğrencisiydim ve e, arkadaşım gelmişti bana böyle bir şey çalışıyoruz bir şey yapıyoruz ve muhtemelen böyle bahar ayları işte böyle yaza bir hazırlık bir böyle modumuz var işte hafif besleniyoruz yürüyüşümüzü yapıyoruz falan filan. Ve e, nereden konu buna geldi bilmiyorum işte çok hafif güllat çok seviyorum çok şöyle çok böyle falan filan diyor. Ben de şey dedim. Yani hani çok basit yapması da çok basit. Gerçekten mi dedi bilmiyormuş öyle olduğunu. Evet dedim ya şöyle böyle falan filan. Ben ona böyle tarifini anlatıyorum. O zamanlar ben gerçekten evde çok fazla şey yapıyordum. Yani hani çok meraklıyım, üretiyorum, yapıyorum. Şöyle yapalım, böyle yapalım. İşte bir sürü de workshop'a falan katılmışım. Yani makarnaları, fettuccineleri, pesto sosları evde yapıyorum. Yaptıkça şöyle ilerliyorum. Peki şunu şöyle yapsak, bilmem ne unundan yapsak, yulaf unundan yapsak falan diye. Yani normalde aklıma asla gelmeyecek ve yani 10 çeşit seç desen bir tanesini bile baklavadan yana kullanmayacak olmama rağmen ben oturup 40 katlı baklava falan açıyorum ve bunu şöyle yapıyorum acaba şeyiniz tevyadan mı yapsam tam buğday unundan şunu yapıp biraz şöyle pişirip arasına bilmem ne koyup falan şeklinde neyse ki evin trafiği o kadar yoğun ki arkadaşlarım falan filan şey böyle herkes severek yiyor ben de böyle mutlu oluyorum Böyle biz zamandan geçiyoruz yani. E tabii ki bunların yanında yani bir yanda baklava açılıyor, bir yanda elde makarnalar yapılıyor falan. Ha güllaç dediğin nedir ki ya? İki tane nişasta kağıt üstüne de işte sütle şey şeker. E şu an yükseldim ya. Bu ne ya falan diye bir sinirlendim. Neyse. E, onun da canı çok istemiş. Tamam dedim ya gel gidelim malzemeleri alalım. Ben sana yaparım falan filan derken işte gittik, çıktık, malzemeleri aldık. Eve geldik. Ben bir güzel bir kocaman bir tepsi güllaç yaptım. Ee, sonradan böyle gelen birkaç arkadaşımız daha oldu ve şöyleyiz yani. Tepsiyi ortaya böyle e, almışız. Herkes yedikçe yiyor. Yedikçe yiyor. Herkes tabağına biraz alıyor, bitiriyor, biraz alıyor, bitiriyor ve yedikçe de şunu konuşuyoruz. Ya ne kadar hafif bir şey, ne kadar masum bir tatlı ya. Gerçekten yediğini bile hissetmiyorsun. İşte orada uyanmamız gerekiyordu. Yani o gün bugündür benim için bu çok değerli bir şey. Bir şey için ben çok hafif ya yediğini bile hissetmiyorsan diyorsam ondan uzak durmam gerektiğini anlamam için yani söyleniyordur bu. Çünkü yani benim o bugün yiyemediğim profiterol topları gibi olmalı aslında yediğimiz şeyler neden çünkü iki top yiyince Aa, falan oluyorsun Aa, yani burama kadar geldi yeter o üstüne yoğun bir çikolata sosunu falan yediğin zaman diyorsun ki Aa, bugünlük böyle iyi yedik yalnız falan yani onu sana dedirtecek şeyleri yemen lazım aksi takdirde ya ne yedik ki falan diyerek böyle elbiselerine sığmamaya başlarsın diye de bir tespitim var işte o gecenin güllaç olayı tam olarak böyle ilerledi. Bütün tepsi bitti ve biz hala elimizde kahveler, yeşil çaylar falan. Ya bu ne kadar hafif ne kadar şey yani inanın bir tepsi olsa yine yerdik falan gibi gitgide dozumuzu arttırıyoruz. Sonra ben asla söylenmemesi gereken, daha doğrusu sorulmaması gereken bir soruyu ortaya bam diye bıraktım. Soru şu: ya gürlacın kalorisi kaç acaba? Ne kadar kalorisi acaba? Gibi bir soru sordum. Ve o an şöyle bir yani hafif serin bir rüzgar esti salonda kes kafasından bir şey söylüyor ve şu şekilde söylüyor. Yani hani tabii içinde şekeri var, nişastası var ama ya sonuçta bir baklava değil. Öbürü de yani sonuçta bir işte supangle değil. herkes en sevdiği şeyi örnek vererek ya sonuçta bir x değil, bir y değil şeklinde cevap veriyor ve biz bir türlü bulamadık. Bir porsiyon güllaç gibi böyle şeyler çıkıyor internette. İşte 100 gramı şu kadar falan. Ben de diyorum ki ya sonuçta ben kendi kullandığım malzemeyi biliyorum. Şöyle bilimsel bir yaklaşımla bakabiliriz. 1 gram yağ 9 kalori. işte 1 gram karbonhidrat 4-5 kalori bir şey. Protein de o kadar. İşte içine ben ceviz mi fındık mı bir şey koymuşum. Onu da hesaplıyorum. Ben dedim size şimdi çok bilimsel yaklaşacağım. Yani neredeyse güllaç'ı amino asitlerine işte <laughs> hücre duvarından bölerek işte ne bileyim bütün moleküllerini falan ayırarak bir kalori hesabı çıkardım. Ortaya koydum ne koyduktan sonra yani herkes ya bu kadar mı sevilmiyormuş güllaç 5 dakika önce herkesin ay ne kadar hafif yani inan hiçbir şey hissetmedim bir o kadar olsa yine oturur yerim dediği güllacı herkes kötülemeye başladı ve şöyle yazıklar olsun bu kadar kaloriyi bundan alacağıma giderim şunu yerdim biri diyor ki şimdi keşke künefe yeseydim öbürü diyor ki en sevdiğim bilmem neden yeseydim falan diye ve o gece hepimizde travma oldu yani ve şöyle bir şey oldu ya, resmen aldatılmış hissettik ya ve şöyleyiz matematiği yapıyoruz yapıyoruz diyoruz ki sonuçta içinde yağ yok ya tamam da yağ yok da nişasta var şeker var ve matematik öyle bir şey yani. Neyse bundan çıkaracağımız ders nedir? Bir daha ay hiç yediğimi hissetmedim falan deyince e, o şeyden uzak duracaksın yani. Yediğini hissettiğin şeyleri yiyeceksin. Ve aslında büyük olarak böyle hayatımıza da daha büyük resimde uygulayacak olursak da yani hissetmediğin şeyde ne işin var kardeşim? Yani hissetmeyeceğin şeylerin yanından geçme yani sırf yapmış olmak için yaptığın şeyler olur diye böyle bir felsefeye falan vardırmıştık o gece olayı. Ama bende böyle bir travma olarak kaldı. Zaten yani tatlıdan saymadığım bir şey böyle sütün içinde yüzen e, nişasta kağıtları yani fotokopi kağıdına da benziyor birazcık. Ayrıca benim mesela fıstığa falan da alerjik reaksiyon gösteren bir bünyem var. Yüzümde sürekli böyle kızamık geçirmiş gibi bir hale dönüyorum. Benim için hiç şey değil. Ama mesela profiterole karşı alerjim yok. Ondan bir üç top daha olsaydı yiyebilirdim yani. Neyse. Şimdi e, o günleri de tekrar hatırlamış oldum. Mesela buradan bakınca çok tuhaf geliyor ya. Bir insan neden o kadar zamanı 40 kat baklava açmaya harcar? Ama hani zevk de alıyordum. Bir de böyle katları açıp şöyle pencereye doğru tutup karşı tarafı görüyor muyum, görmüyor muyum diye de kontrol ediyordum. Nasıl bir hırsa yani. Ya işte. Şimdi ben bunları kendime hatırlatıp hatırlatıp acaba yarın bir yandan baklava açıp bir yandan profiterolü evde kendi kendime yapar mıyım? Bence yapmam ya. Çünkü neden? Şöyle bir şey. Şu ara herkes kendi evinde kalıyor ve böyle çok oraya buraya gitmek, birileri gelsin gitsin halinde değiliz. O yüzden de yani ne yapacağım? Tek başına yapınca bir porsiyonluk yapamıyorsun. Evet kendi kendime çok mantıklı bir yere vardım. Şimdi madem dramalardan başladık işte profeterol draması, güllaç draması. E asa drama diye bunların hepsi birer farkındalık. Ben bunlara fırsat olarak da bakılması taraftarıyım. Her ne kadar şu anda fırsat kısmını çok bulamamış olsam da ki aslında güllaştaki fırsatı gördük. Yani e, hissetmediğin şeylerden uzak dur. Orada bir sıkıntı var demektir. Neyse bir de bir kitap tra e, travma demeyeyim dramasından bahsedeyim. O da bir önceki bölümde bahsettiğim, benim böyle heyecanla beklediğim yaşasın sonunda Orhan yeni kitabını yayınladı e, şeklinde şey zıpladığım, sevindiğim balonlar uçurduğum Veba Geceleri adlı kitapla olan ilişkim. Şöyle çok seviyeli bir ilişkimiz var ve çok e, nasıl diyeyim? E, böyle çekine çekine yaklaşıyoruz birbirimize. Çünkü ben buna deyim yerindeyse Orhan ne kadar özenerek yazdıysa ben de o kadar özenerek okumaya çalışıyorum. Benim özenerek okumaya çalışıyorumun altını şöyle doldurayım. Böyle telaşımın olmadığı, bir şeylere yetişmek zorunda olmadığım, zaman kısıtımın olmadığı, işte keyfimin yerinde olduğu, elimde böyle kahvemin yanımda suyumun böyle koltuğumda oturup keyif yaptığım anlarda bu kitabı okumaya çalışıyorum. Yani son bir iki haftanın da ne kadar benim açımdan yoğun geçtiği ve böyle sürekli bir şey yetiştir, bir şey yap, onu yakala, bu saate yetiş falan gibi iş açısından geçtiğini düşünürsek bu kitaba ayırdığım öyle zamanlarında ne kadar az olduğu az çok hesaplanabilir. Bir de yani ona özel olarak böyle zamanlar ayırmak istediğim için yani bunu şey gibi okuyamıyorum. Yani mutfak tezgahına dayanıp işte bir yandan bir şey karıştırıp ocakta bir yandan işte kahve demlerken göz gezdirdiğim ya da işte metroda falan okuyabileceğim bir kitap diyeceğim. yani şimdi metroya da bilmiyorum ama yani eğer biniyor olsaydım bu kitap o kitap olmayacaktı. Ha ben oradaki yani bu söylediğim şeyleri yaparken okuduğum şeyler bundan daha kötü, daha aşağıda falan mı? Hayır ama konu farklı. Ve ben bu kitabı bu şekilde okumaya çalışırken arada iki tane kitap daha okudum. Daha nispeten ince. Onları böyle okuyabiliyorum mesela. Yani işte tam olarak mutfak tezgahına dayanıp bir şey beklerken, kahveyi beklerken, bilmem ne yaparken falan bu şekilde okuyabiliyorum. Neyse e, ama sanırım aramızda bir sözleşme olacak ve ben bunu okurken araya başka kitap sokup başka bir şey okumayacağım diye kendime söz verip belki vermeye çalışıp belki bunun içinde o mükemmel ortamı ve zamanı e, ayırmak zorunda hissetmeyebilirim. Ki bunlar için de söz vermiyorum şu an konuşurken bilin çok mantıksız geldi bunu ben bunu gerçekten köşemde koltuğumda böyle bir yere yetişmeden başka bir şeyle ilgilenmek zorunda kalmadan okumak istiyorum. Ya adam kitabın başında böyle harita merita çizdirmiş, bunun resmini yaptırmış, ressamı bilmem ne. ya yani o kadar didiklenip uğraşırken ben nasıl öyle okumam ki diyerek <laughs> bu üçüncü dramamın da sonuna gelmek istiyorum. Ya işte dramlarla dolu bir hafta. Ve hepsi gerçek, hepsi hayatın içinden, hepsi mukadderat diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Umarım sonraki bölümlerde çok daha iç açıcı ve daha böyle umutlu şeyler anlatırım diyerek e, hoşçakalın diyorum.